Bu dünya bir sınav yeri sevgili izleyenler. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. İlahi adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Kötülük cezasız kalmıyor. Hak yerini buluyor. Kim ki kul hakkı yemiştir, hakkını yediği insandan helallik almamıştır, İşte o insanın hali haraptır sevgili izleyenler. Hele yetimin, öksüzün, garibanın hakkını yiyenlerin akıbeti her iki dünyada da azaptır. Gizli dünyalarda şimdi ölüm döşeğindeki ortağını kandırıp emanete hıyanet eden bir adamın ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Evet, işte bitti. İnşallah bu sözleşme usulsüz diye işimi bozmaya kalkmaz bu adam. Bitirdin mi sözleşmeyi İhsan? Bitti abi. Malları Azerbaycan'a göndermeden önce gelip imzalayacaklar. Tamam, güzel. Bu sefer bir şey kazanmayacağız. Ama olsun. Müşteriyi bağlamış oluruz. Evet, bu sefer de kazanmıyorum. Ben imzaladım abi. Sen de şuraya bir imza atsan. İstersen sözleşmeye bir göz at. Ne gerek var İhsan? Sözleşme işlerini sen bilirsin. Sen hazırladıysan tamamdır. Saate kadar çalışılır mı? Ay son Aynur, çok iş vardı. Bütün dosyaları inceledik. Çok yoruluyorsun Yusuf. Çocuğun yüzünü bile göremiyorsun. Şirketi yeni kurduk Aynur. Allah'a çok şükür işler yolunda. Ama işleri büyütmek için çalışmak zorundayız. Ama haline bak Yusuf. Yorgunluktan nasıl zayıfladın? Bize önce sen lazımsın. Merak etme sen. Bir 6 ay işleri böyle götürdük mü rahat ederiz. İhsan da öyle diyor. 6 ay. Sonra köşeyiz diyor. Aman. Köşe müşe parası istemem ben. Helal para olsun, az olsun. Tabii ki de helal Aynur'um. O nasıl söz? Ben de İhsan da haram eli uzatmayız ki. Ne oldu Yusuf? Anlamıyorum ya. Kaç gündür sırtıma bir sancı girip duruyor. Nefesim de kesiliyor. Soğuk aldın herhalde. Başka bir şey olmasın Yusuf. Bu aralar çok sağlıksız görünüyorsun. Zannetmiyorum, ne olacak ki? Sen yarın yine de bir doktora görünüyorsun. Şu öksüründe hiç geçmedi. Ne evhamlı kadınsın sen ya. Sağlık ihmale gelmez Yusuf. Yarın doktora git, tamam mı? Tamam canım. Ben gidip bir bakayım Murat'a. Tamam. Doğru söylüyorsun. İş yüzünden çocuğumu günlerdir görmüyorum. Canım benim. Uyandırma sakın. Evet abi. Mallar 2 saat sonra çıkıyor yola. Yok abicim, ne haberi? Ortağımın dünyadan bile haberi yok. Bana çok güvenir.
Sözleşmeyi bile okumadı. Her şey ikimizin arasında. Tabii ki paraları karışacağız. Faturayı kestim. Bugün yollarım abicim. Hadi görüşürüz, saygılar abicim. Abi nerede kaldın ya? Burası sensiz dönmüyor ki. Ne oldu? Kötü bir durum mu var? Bembeyaz olmuş yüzün abi. Doktordan geliyorum. Röntgen çektiler. Sonuçlar için bekledim. Geçmiş olsun abi. Neyin var? İhsan, ben kansermişim. Ne? Ne diyorsun abi sen? Emin misin? Eminim. Nasıl olur birdenbire? Oluyormuş İhsan. Çok gecikmişim. Tedaviye başlanacak ama ileri safhadaymışım. Pek bir ümit yok yani. Saçmalama abi. Abi başka doktora gideriz. Küçücük oğlum ortada kalacak İhsan. Aynur ne yapacak? Ben olmadan nasıl yaşayacaklar? Dur bakalım abi. Neler düşünüyorsun sen yani? Hoş geldin İhsan. Merhaba Aynur. Buyur gir içeri. Nasıl durumu? Bildiğin gibi işte. Odasında. Yusuf abi. Hoş geldin. Vekaleti getirdin mi? Getirdim abi. Çok az vaktim kaldı İhsan. Halimi görüyorsun. Senden son bir isteğim var. Emret abi. Senden başka güveneceğim kimse yok. Ben ölünce Aynur ve oğlum sana emanet. Yusuf abi, öyle konuşma. Ama için rahat olsun. Onlar benim de ailem sayılır. Hukuki işleri sen halledersin. Benim haklarımı Aynur'a devret. Tamam abi. Abi, sen şunları bir imzala. Diğer işlemlerin hepsini halledeceğim ben. Sen hiç merak etme. Dur sana yardımcı olayım abi. Sana güveniyorum İhsan. Başka da kimseye emanet edemezdim onlara. Maddi manevi her zaman yanlarında olacağım abi. İçim müsterih olsun. Allah senden razı olsun İhsan. Sen gerçek bir kardeşsin. Şu masayı bugün buradan kaldırıyorsunuz. Yerine bir toplantı masası koyacaksınız, tamam mı? Tamam İhsan Bey. Bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Ben Yusuf kadar yufka yürekli değilim. Bilirsiniz. Hele öyle istediğiniz zaman avans çekmek falan da yok. Çıkın hadi çıkın. Tamam efendim. Alo. Oo Mahmut Bey. Merhaba. Ya evet, kaybettik Yusuf'u. Dostlar sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Eksikliğini hep hissedeceğiz. Sağ olun Mahmut Bey. Sağ olun. Gel. Hoş geldin Aynur yenge. Buyurun. Geçin oturun. Gel. Nasılsın yenge? Nasıl olayım İhsan? Alışamıyorum yokluğuna. En sevdiğim arkadaşımdı. Acımız zor dinecek. Ölümlü dünya işte. Yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. İhsan.
Elimde avucumda hiç para kalmadı. Yusuf, şirketten her ay başı kardan pay aldığınızı söylerdi. Mümkün mü acaba? Aynur yenge, senin haberin yok galiba. Neden haberim yok İhsan? Bizim şirket çok zor durumda yenge. İflasın eşiğindeyiz. Zor durumda mı? Yusuf işler iyi diyordu. Herhalde Yusuf seni üzmemek için söylememiş. Azerbaycan'a mal göndermiştik. Mallar geri geldi. İyice batağa girdik. Hayır, söz etmedi. Aylardır zarardaydık zaten. Hazır para yedik bunca ay. O da suyunu çekti. Çok büyük borçlarımız var. Neden bana söylemedi? Dedim ya, üzmemek için. Ama bu durumdan kurtulacağız inşallah. O zaman gel, sana payını vereyim yenge. Peki ama ben ne yapacağım şimdi? Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Günün nasıl geçti? Çok yorucuydu. Aşkım. Senin ağzında bir bakla var sanki. Doktora gittim bugün. Bebeğin cinsiyetini öğrendim. Hadi ya. Neymiş? Kızımız olacakmış. Çok güzel. O zaman kızımıza söyle. Babası köşe olmak için canını dişine takmış çalışıyor. İyi söylerim. Sahi İhsan, Aynur ne yapıyor? Yusuf'un ölümünden sonra ne halde? Ne bileyim canım. Şu an gözüm işten başka hiçbir şey görmüyor. Aynur da senin ortağın değil mi? Ya bırak şimdi bu sevinçli günümüzde ortağım ortağı. Keyfimi kaçırma benim. Gelmedim İhsan. Aylardır buraya geliyorum dilenci gibi. Bu yaptığın ayıp. Beni hep atlatıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun benimle yenge? Asıl ben bıktım. Para yok diyorum, yine de her gün geliyorsun. Yusuf burası için hayatını verdi. Gece gündüz çalıştı. Ya sana hep güvendi. Ama sen beni kandırıyorsun İhsan. Yenge, lafını bil de konuş. Sana yardım edersem acıdığım için ederim. Senin burada hiçbir hakkın yok, anladın mı? Bu şirket benim. Benim! Hayır, bu şirketin yarısı Yusuf'undu. Öyleydi. Öyleydi ama artık değil. Bana vekalet verdi. Bu şirketin tek sahibi artık benim. Senin bu şirkette artık en ufak bir hakkın bile yok. Yazıklar olsun sana. Ölüm döşeğindeki adamı kandırdın demek. Ama bu yaptığın yanında kalmaz. Yetim hakkı yiyen iki dünyada da azap çeker. Hadi be kadın, hadi! Bu günahın bedelini ödersin İhsan. Helallik istersin vermem. Git işine be, git işine! Hakkımı sana helal etmiyorum İhsan, anladın mı? Hakkımı sana helal etmiyorum. Hakkını helal etmiyormuş. Etmezsen etme be, etme be! Dayanamıyorum Müge. Sensiz bir dakika bile geçiremiyorum. Evlenelim artık. Ben de senin kadar evlenmeyi istiyorum Murat. Ama biliyorsun, babam bu kadar hastayken bunu ona söyleyemem. O zaman ne yapacağız Müge? İyileşme ümidi yok diyorsun. Evet Murat. Babam iyileşmeyecek. Çok hasta. Doktorların söylediklerine göre bütün vücudunu sarmış kanser. Çok acı çekiyor Murat. Her gün ölebilmek için dua ediyor. Doktorlar bile ölmemesine şaşırıyorlar. Müge, üzme bu kadar kendini. Bilemiyorum Murat. Bir vicdan azabı var. Belli ki çok eskilerden kalma bir şey bu. Ne yapmış ki?
Birinin günahına mı girmiş, birinin ahını mı almış? Ne yaptığını bilmiyorum. Ama günahımı affettirmeden ölemem diyor. İnşallah her şey düzelir Müge. Babanın acısı inşallah diner. Canan! Canan! Geldim İhsan, geldim. Canan, bu acılara dayanamıyorum yeter. Hadi İhsan'cığım, ilaç saatin. İlaç istemiyorum Canan, ölmek istiyorum. İhsan, böyle konuşup da üzme beni ne olur. Allah canımı almıyor. Bana acı çektirerek İhsan. Ceza veriyor. Hakkını yediğim yetimin ve annesinin cezasını çektiriyor. Yapma İhsan. Geçmişte kaldı onlar. Sen de gençtin. Yanlış davrandın. Ama artık hatanı anladın. Neye yarar? Yusuf bana güvenmişti. Ben onun ailesini ortada bıraktım. Ölmeden günahımı bağışlatmalıyım. Onlardan helallik almalıyım Canan. Canan, bana Yusuf'un ailesini bul. Yalvarıyorum. Üzerinden 20 yıl geçti. Onca seneden sonra kim bilir nerededirler hayatım. Bul onları Canan. Neyimiz varsa yarısı onların hakkı. Yetim hakkı yiyerek mezara giremem. Helallik almalıyım Canan. Tamam. Tamam canım. Arayıp bulacağız onları. Ben sana güvenmiştim. Sen emanetime hıyanet ettin İhsan. Yetim dul hakkı. Emanetime hıyanet ettin. Şimdi helallik istiyorsun. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. 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 Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem sana. Helal etmem hakkımı. Hakkımı helal etmem sana. Etmem. Etmem. Hayır. Ne oldu hayatım? Ağrın mı var? İlaç falan vereyim mi? Canan, benim ağrım vicdanımda. Bunun ilacı başka. Yusuf'un karısını oğlunu bulamazsam bu ağrı hiç geçmeyecek. Haklarını veremezsem huzurlu olamayacağım, ölemeyeceğim. Tamam canım, tamam canım. Onları bulacağız. Söz. Hadi uyu artık canım. Ne olur üzme artık kendini. Baba beni mi çağırdın? Evet Müge. Gel. Gel otur yanıma. Yardım etsene. Annen dedi ki sevdiğin bir delikanlı varmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Evet baba var. Gelsinler istesinler. Ben de göreyim delikanlıyı. Hem gelip benden istesinler kızımı. Ama hastasın baba. Kızım benim hastalığımın çaresi yok. Ölmeden önce mürvetini göreyim. Çektiğim azaba bir teselli olur. Ne iş yapıyormuş babası? Babası küçükken ölmüş. Annesiyle yaşıyor. Ama çok iyi bir insan baba. Doğru sözlü. Gözü tok. Harama tenezzül etmez. Harama tenezzül etmez demek. İyi bir delikanlıya benziyor. Gelsinler bakalım. Canım babacığım benim. Çok sağ ol. Allah senin de dileğini yerine getirir inşallah. Kızımın mürüvvetini gösteriyorsun bana. Senden tek bir dileğim var. Yusuf'un ailesini bulayım. Onların helalliğini alayım. Ondan sonra al canımı. Ben bakarım. Hoş geldiniz, buyurun. Geç oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyur. Gerek yok. Şöyle geç.
Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Merhaba. Nasılsın kızım? Sağ olun efendim. Hoş geldin oğlum. Merhaba efendim. Geç. Merhaba, ben Aynur. Ben de İhsan. Hayır, olamaz. Bu şirketin tek sahibi artık benim. Senin bu şirkette artık en ufak bir hakkın bile yok. Yazıklar olsun sana. Ölüm döşeğindeki adamı kandırdın da. Ama bu yaptığın yanında kalmaz. Yetim hakkı yiyen iki dünyada da azap çeker. Hadi be kadın, hadi! Bu günahın bedelini ödersiniz. Helallik istersin vermem. Git işine be, git işine! İhsan, sen misin? Hakkımı sana helal etmiyorum İhsan, anladın mı? Hakkımı sana helal etmiyorum. Hakkını helal etmiyormuş. Etmezsen etme be, etme be! Aynur. Allah'ım. Allah'ım sen ne büyüksün. Bu günahkar kulunun yakarışını duydun, şükürler olsun. Ne oluyor bey? Canan, bu Aynur. Aynur. Yusuf'un karısı. Allah onu bana yolladı. Yıllar sonra demek böyle karşılaşmak varmış. Lütfen otur Aynur. İhsan'ın sana anlatacakları var. Hayır, oturamam. Burada işimiz yok bizim. Anne. Murat, sana hiçbir şey anlatmadım. Üzülmeni istemedim. Ama bu adam babanı kandıran, yetim hakkı yiyen, bizi bugüne kadar yoksulluk içinde yaşatan adamdır. Aynur, yalvarırım otur. Ölmek üzere olan bir adamın ricasını kırma. Dinle beni. Yalvarıyorum sana. Anne, lütfen. Oğlum. Ne olur. Aynur, yüzüme bakma, sen hakkındır. Sana karşı iki alemde de günahkarım. Allah bana işlediğim günahın azabını bu dünyada yaşattı. Ama öteki dünyada bu azabı yaşamak istemiyorum. İhsan amca çok hasta anne. Allah da kalbimi biliyor. Bak, bak sizi karşıma çıkardı. Ne olur, helalliğinizi verin. Ölemiyorum. Bak, Allah çocuklarımızı tanıştırıp senin buraya gelmene vesile oldu. Neyim varsa yarısı sizindir. Hakkını al ve yalvarıyorum, bana hakkını helal et. Bize çok acı çektirdin. Bizi yıllarca sefalet içinde yaşattın. Ama madem Allah bizi senin kapına getirdi, demek ki Allah da seni bağışlamamı istiyor. Evet İhsan, hakkımı helal ediyorum. Allah senden razı olsun. Hakkını helal ettin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Allah'ım, sana şükürler olsun. Helalliğimi aldım. Artık huzur içinde ölebilirim. Bir nefeslik saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında. Evet sevgili izleyenler, herkes bir gün son nefesini verecek. Ve o musalla taşının üzerine yatacak. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorulduğunda, herkesten helallik alamayan bir fani huzur içinde yatabilir mi kabrinde? Ne gerekçeyle olursa olsun hak yemeyelim, vicdan rahatlığının kıymetini bilelim. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.